Sayın Başkanım, buyurun. Kayseri'mizde büyük bir AVM kuruldu. Humsmal adında. Biz burayı ziyaret ettik. Burası Kayseri'mizin bir değeri. Muhteşem de bir yer olmuş. Humsmal'ı biz gezerken gördük. Bir takım ulaşım sıkıntıları var. Humsmal'la ilgili biliyorum ki Adalet Kalkınma Partisi de bu hafta bir iletişim sağladı. Buranın şehirler arası yolla bir iltisakı sağlanmalı, ulaşımı kolaylaştırılmalı. Buradaki AVM, oradaki arkadaşların değil, Kayseri'mizin birçok şehirde olduğu gibi şehre katkı sağlayan bir alan olduğunu biz gördük. Takdirlerinize sunuyoruz. İkinci bir konu, bir ziyarette yeraltı çarşımızı gezdik. Burada havalandırmadan bahsedeyim, sıkıntılar var. Yukarıdan akan bir takım akıntılar var. Buradaki arkadaşlar sabah karanlıkta giriyor, akşam karanlıkta çıkıyor. Tamamen ortamı yaşanmaya müsait olmalı. Milli Emlak'tan Büyükşehir burayı bir kısmını devralıyor. Bir kısmını aldıktan sonra da oradaki arkadaşlara ihale ediyor. Bu arkadaşlarımızın da derdini bu vesileyle ben ifade etmiş olayım. Bunu da mutlaka gündemimize inşallah Sayın Memduh Bey'in de bilgisi var. Meclisimizin de bu konuda bilgisi olsun istedim. Bunu da gündemimizde tutalım deriz. Teşekkür ederim. 53. 2021 yılı ücret tarifesi içerisinde yer alan hobi bahçeleri ortak gider katılım payı bedelinin yeniden değerlendirilmesi talebinin görüşülmesi. Önergemiz var. Önergeyi okuyalım lütfen. 2021 yılı ücret tarife listesinde bulunan hobi bahçeleri Karpuz Atan, Cırgalan, Beştepeler, Selçuklu, Altınoluk ortak gider katılım payı bedelinin Nisan ayının sonuna kadar tahsil edilmek üzere yıllık 1000 TL olarak belirlenmesini öneriyoruz. Cemil Bayram, Kürşat Erkek. Evet, görüş bildirmek isteyen. Sayın Başkanım, bu konuyu biz açmış olsaydık şimdi neler derdi bizim arkadaşlarımız. Ya o gün kabul ettim bugün. Biz o gün de söyledik. Sonra kamuoyu baskısı demek ki bu. Ya ne kadar feryat eden oldu. Yani ne kadar çok paraymış. İnanın gelen telefonlardan Sayın Memduh Büyükkılıç, Hüseyin Bey Hanım ben bıktığını biliyorum. Vallahi bize de öyle baskı yaptılar. Bazen muhalefet biz yeterli olmuyor. Bak halk daha iyi muhalefet yapıyor. Katılıyoruz Sayın Başkanım. Önergenin kabulü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Biz hafta içerisinde il başkanımız olsun, milletvekilimiz olsun Kumsmal'a gittik. Ve onu bugün belediye meclisinde gündeme getirmeye gayret ettik. Kayseri'de çok ciddi büyük bir AVM yapılmış. Bu artık bizim malımız. 301 bin metrekare Türkiye'nin en büyük AVM'si. Fakat AVM'yi ziyaret ettiğimizde hem vekilimiz hem il başkanımız hem de bizlere şöyle bir görev düştü. Oranın lokasyonu yanlış. Fakat bu saatten sonra bu lokasyonu ana yolla, çevre yolla, Nuh Naci Yazgan'ın karşısındaki bir birleştirmek lazım. Şehirler arası gelip giden vatandaşların orayı çok hızlı kullanabileceği şekle dönüştürmemiz gerekli. Bu anlamda ben orada milletvekilimin vermiş olduğu sözü bugün belediye meclisinde gündeme getirdik. İkinci bir maddemiz vardı. Yine milletvekilimiz ve genel başkanımızın Kayseri'de olduğu bir dönemde Yeraltı Çarşımıza girmiştik. Yeraltı Çarşısındaki esnafların dertlerini dinledik. Sorunlarını belediye meclisine taşıyalım dedik. Buradaki arkadaşlarımız bir kısım dükkanların milli emlak ait olduğunu ve bir kısmının da belediyeye ait olduğunu, belediye bu konuda hizmet noktasında aksamalar yaptığını, kira ötelemelerinin yapılmadığını ve burada üst katlardan akıntılar olduğunu, bir takım tadilatların ele alınması gerektiğiyle ilgili hem vekilimize hem de genel başkan yardımcımıza, milletvekilimize, il başkanımıza ifade ettiler. Bunları bugün belediye meclisine taşıyacağımızı söyledik ve taşıdık. En azından Yeraltı Çarşısı'ndaki arkadaşlar şunu çok iyi bilsinler ki sabah günü ağarmadan giriyorlar, akşam güneşi görmeden çıkıyorlar. Öylesine bir ortamda havalandırmayla birlikte bakımı en azından yaşanılabilir ortam olması adına biz onlara verdiğimiz sözü bugün belediye meclisinde gündeme getirdik. Sayın vekilimize ve il teşkilatımıza gelen bir üçüncü konu var idi. Biliyorsunuz patatesin menbaı Pınarbaşı Belediyesi. Pınarbaşı Belediye Başkanımız Pınarbaşı'nda gücün ekine kadarını alsın derken bizim Kayseri Büyükşehir Belediyesi Nevşehir ve bazı ilçelerinden patates alarak burada bir takım kişilere dağıttı. Biz de dedik ki Pınarbaşı bizim ilçemiz. Buradaki üreticiler en azından ürettikleri ürünleri madem Pınarbaşı Belediyesi gücü kapasitesi yetemeyebilir, Büyükşehir Belediyesi'nin burada devreye girip tarımla, ziraatla ilgilenen arkadaşların ürettiği ürünleri alıp yani bunu alamayacak vatandaşlarımıza dağıtmalı. Bunu da Nevşehir üzerinden değil Kayseri üreticilerinden yapmalı noktasında
bir takım ay içerisindeki bize gelen konuları bugün belediye meclisine taşıdık. Cami Kebir geçtiğimiz dönemde gündeme gelmişti. Burada bir gelişme var mı Cami Kebir'in otoparkı döneminde? Ben sizin haberinize teşekkür ediyorum. Bu haberden sonra eski belediye başkanımız dahil dönüş yaptılar. Memduh Bey o gün idare etmemişti. Sizin yayını izlemiş, tekrar kendisi dönüş yaptı. Cami Kebir'le ilgili hassasiyetimizi çok yerli yerinde buldu ve sonuç itibariyle biz bunu plan müelliflerine göndereceğiz. Cami Kebir tabii ki alt otopark olmalı. En fazla maksimum noktaya kadar otoparkı taşımalıyız. Uyarılarınızı biz ciddiye alıyoruz. Plan müelliflerine göndereceğiz. Mutlaka Cami Kebir esnafımıza sizin hassasiyetinizi basına taşıyıp kamuoyu oluşturduğunuz için de teşekkür ediyoruz. Gidermeye gayret edeceğiz diye Adalet Kalkınma Partili bakanından belediye başkanına kadar dönüş sağladılar. İnşallah sonuçlarını bekliyoruz.